Öktem Berat Özel'i kürsüye davet ediyorum. Öktem Bey'in konusu kontrast madde doz yönetimi. Merhabalar herkese. Bayer olarak bizi davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Ben Bayer'de klinik uygulama uzmanı olarak çalışıyorum. Enjektörlerin eğitiminden sorumluyum. Onun dışında sarf malzemelerinde pazarlamasından sorumluyum. Size bugün sürekli kullandığımız ve karşılaştığımız öncelikle kontrast maddelerin bir tarihçesini göstermek istedim. En azından Bayer tarafından. Schering ismini de özellikle çıkartmadım. Aslında Bayer kontrast maddeleri Schering birleşmesinden sonra portföyünü aldı. Ve gördüğünüz gibi 1930'lu yıllardan başlayarak günümüze gelen bir portföy gelişimi var. İşte ilk üretilen, urografi için üretilen kontrast maddeden, işte 88 yılında üretilen ilk MR kontrast maddeye, BT kontrast madde olarak 85'te Ultravist, o dönem başka firmalarında ürettiği ürünlerle birlikte nanionik kontrast maddeler. İşte günümüze geldiğimizde Gadovist ve Primovist gibi daha yeni jenerasyon kontrast maddelerinin üretimiyle sürekli bir gelişime katkı sağlanıyor. Ve Bayer olarak şu anda geldiğimiz noktada Medrat satın almasıyla da birlikte radyolojide kontrast ve kontrast maddenin verilmesine odaklı olarak işimize yarayan otomatik enjektörleri portföyümüzde bulunduruyoruz. Bunun dışında önemli olan bir nokta daha var, yazılımlar tabii ki. Şu an ben bugünkü konu olarak biraz da kontrast doz yönetimi, yani aslında bir yazılımdan bahsediyor olacağım. Öncelikle enjektörlerden biraz bahsedeyim, sonrasında o tarafa daha fazla fokuslanıyor olacağız. Enjektörler neden önemli veya radyoloji tarafında bizim için neden kullanılmalı? Ben bu slaytı çok seviyorum ve her sunumumda mutlaka paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü enjektör, kontrast madde ve görüntüleme cihazı, sizlerle birlikte bir araya geldiği zaman, yani bunların üçü doğru kullanıldığı zaman doğru formülasyonla optimum bir görüntüyü elde etmek, optimum kontrastlanmış bir görüntüyü elde etmek çok kolaylaşıyor. Ve iki tarafta, hasta tarafında da ve teknisyen tarafında da işler doğru şekilde yapılmış oluyor. Otomatik enjektör basitçe ne iş yapmalı bize diye baktığımızda, hani tutarlı olmalı çünkü doğru kontrastlanmalar, yüksek akış hızlarında bütün işimizi yapabilmeli. Pik kontrastlanmayı sağlamalı, hassas zamanlama yapabilmeli, güvenli olmalı. Çünkü işte kontrast maddeyi azaltmalı, iksijinin maruziyetini azaltmalı. Tekrarlanabilir işlemler yapılabilmeli, güvenilirlik olmalı. Günümüzde geldiğimiz noktada da artık kontrast madde enjektörlerinden beklenen otomasyon ve enformasyon sistemleriyle birlikte entegre çalışabilmeli bu enjektörler. Basitçe özelliklerden bahsedeceğim. Basınç prensibi sayesinde doğru zamanlama ve güvenli çalışabilme, farklı fazlar girebilme bir programın içine, otomatik selen enjeksiyonu sayesinde kontrast tüketimini azaltabilme, çiftli akış sayesinde kardiyak prosedürlerde özellikle koronerleri görüntülerken işimizi daha kolaylaştırabilme ve entegre ısıtıcılar sayesinde kontrast maddenin viskozitesini azaltarak daha konforlu işlemler yapmamızı sağlama adına işimizi yarıyor. Onun dışında otomatizasyon ve enformasyon da önemli noktalarından birisi. Dediğim gibi bugün otomatizasyon ve enformasyondan daha fazla bahsedeceğim size. Şu an geldiğimiz noktada enjektörler görüntüleme cihazlarıyla birlikte entegre çalışabiliyorlar, haberleşebiliyorlar, konuşabiliyorlar. Kontrast maddeyi zaten yönetebiliyorlar. Bunun dışında hastanede sıklıkla kullandığımız PACS, HIS ve RIS gibi sistemlerle de iletişim halinde olabiliyorlar kolaylıkla. Ve PTRT işte ve başka bir programlama sistemleriyle de size bir dozlama yöntemi çıkartabiliyorlar karşınıza otomatik olarak. Bunun dışında şu an raporlamayı bile otomatik enjektörle bir şekilde senkron halde, yani yazılım programıyla senkron halde kullanarak işlemlerimizi yapabiliyor haldeyiz.
Basitçe burası bildiğiniz bir akış aslında. Önce klinisyene bir hasta geliyor. Klinisyen hastayı hastane bilgi sistemine kaydediyor. Buradan eğer bir tetkik isteniyorsa radyoloji sistemine gidiyor. Buradan CT tarafına bütün hasta bilgileri aktarılıyor worklist sayesinde. Sonrasında yapılan işlemlerden sonra PECS'e aktarılıyor ve işte raporlanıp tekrar RIS'e dönüyor. Buradan klinisyene kadar geri gidiyor. Otomatik enjektörün aslında burada bir bağlantısı yoktu eskiden baktığımızda. Sadece otomatik enjektör kontrast vermeye yarayan bir aparattı. Ve herhangi bir CT ile veya MR'da hiçbir şekilde bağlantı yoktu. Ama şu an geldiğimiz noktada otomatik enjektör hem görüntüleme cihazımızla hem radyoloji informasyon sistemiyle hem PECS ile konuşabiliyor. Bunlara data alıyor, data gönderebiliyor ve bunları raporlayabiliyoruz. Basitçe nasıl yapıyoruz? Bu Stellant'ın bir ekranı. Aynı şey MR Experion gibi yeni bir ürünümüzde de geçerli. Sol tarafta gördüğünüz ekran Certegra dediğimiz yani kontrast madde doz yönetimini yapan alan. Bu alanda ayrı bir yazılımla RIS'ten bütün hastanın bilgilerini çekebiliyorsunuz. Buraya kaydedebiliyorsunuz onları. Onun dışında işte barkod okuyucular sayesinde tüm kontrast maddelerinizi hangisini kullanıyorsanız o an için sadece barkodu okutarak şu flüt A diye gördüğünüz yere kontrast maddenin hangi kontrastı kullandınız, formu ne, lot numarası ne vesaire gibi bilgileri tamamını buraya aktarabiliyorsunuz. Herhangi bir olay gerçekleştiyse işiniz esnasında alerjik reaksiyon veya herhangi başka bir şey bunları kaydedebiliyorsunuz. Ve hastanın bütün bilgileriyle birlikte bunları aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki yaptığınız enjeksiyonu, kaç kontrast gönderdiniz, kaç mililitre salin gönderdiniz, basınç grafiği nasıl oluştu gibi bilgilerin tamamını PECS'e bir arka sayfa olarak gönderebiliyoruz. Şu şekilde bir sayfa oluşturuyor. Bildiğiniz çekim parametrelerinizin en arka sayfasında hastanın dosyasını açtığınız zaman bu şekilde bütün kontrast bilgileriniz, doz bilgileriniz, ne kadar gönderdiğiniz ve basınç grafiği nasıl oluştu gibi bilgileri hekimimiz bütün hasta için tek tek takip edebiliyor. Ve bu da bize çok kolay bir şekilde raporlama yapmamızı sağlıyor. Bunun dışında yine kontrast madde doz yönetiminden bahsediyorsak bir otomatizasyondan bahsetmemiz gerekli. Şu an enjektörler bizim yerimize pulmoner anjiyoda, abdomende ve kardiyak çekimlerde otomatik protokol programlayabiliyorlar. Peki bu sayede ne oluyor? Bu mesela bir pulmoner anjiyo abdomen görüntüsü. Sol tarafta gördüğünüz bizim normalde planladığımız bir protokol. Sağ tarafta otomatik enjektörün bize önerdiği bir protokol. Bunun altyapısında bir setup var. Bunun bilgilerini giriyoruz ve sadece hastanın kilosunu giriyoruz sisteme. Şu kadar kilo bir hasta diye. Belli kilo aralıklarında bize çekim kriterleri öneriyor ve karşımıza çıkan daha homojen bir görüntüyle karşılaşabiliyoruz. Bazı çekimlerde kontrast madde dozunu ciddi düzeylerde %20, %30 düzeyinde azalttığını görebiliyoruz P3T sayesinde. Bu da bir kardiyak çekimden örnek. Yine otomatik programlanmış bir protokolle yapılıyor. İlk başta bir transit bolus gönderiyorsunuz. Tabii ki sistem bunu size öneriyor. Geçişi gördükten sonra belli gecikmeler vererek sistemin hesapladığı, programladığı şekilde yapıyoruz işlemi. Ve günün sonunda ortada gördüğünüz gibi daha homojen bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu da o görüntünün devamı. Koronerlerin dallanmasını daha net bir şekilde görmüş oluyoruz bu programlar sayesinde. Bunlar size destekleyen programlar. Çünkü hani Türkiye'de baktığım zaman ben sık sık eğitimlere gidiyorum ve genellikle kullanılan parametreler çok standart oluyor. Test enjeksiyonu kullanmaktan bile çoğu yerde kaçıyoruz. Çift kafalı enjektörler kullanmamıza rağmen. Son slaytıma geçeceğim. Oraya geçmeden önce bir şey daha belirtmek istiyorum. Test enjeksiyonu hastaların güvenliği için ve sizin ekstravazasyonu engellemeniz için en önemli noktalardan birisi. Buradan bile kaçıyoruz. Bunun dışında programları yaparken sadece tek parametreler kullanıyoruz. 3'e 50, 4'e 80 gibi hastanın kilosuna veya yaptığımız işe odaklı bakmadan, çoğu yerde oluyor bu tabii ki, her yerde değil.
genellikle böyle oluyor. Sadece rutin bir planlamayla gidiyoruz. Bu tip programlar bizi destekliyor ama biz de bakış açısı olarak biraz daha protokol yönetimine farklı bakmalıyız diye düşünüyorum. Genel olarak özetleyecek olursam, otomatik enjektörler hasta ve teknisyen için daha konforlu işlemler sağlıyorlar. Güvenilir enjeksiyon, daha az kontrast kullanım ve daha az zaman, daha az iş yükü sağlıyorlar. Aynı enjeksiyonu birden fazla kez tekrarlayabilme ve otomatik olarak programlayabilmeyi yapıyorlar. Tüm sistemlerle entegre çalışabiliyorlar. Dolayısıyla artık sizin iyi bir iş ortağınız aslında otomatik enjektörler. Kısaca otomatik enjektörler her zaman en son düşünülen noktada yer alsa da unutmamamız gereken bence en önemli şey otomatik enjektör hastaya doğrudan temas eden tek aparattır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sunumunuz için teşekkürler.